Melisa'nın yaşadığı şehirde şiddetli depremler yaşanmaktadır. Yine bir gün bir deprem meydana gelir ve her yer yerle bir olur. Bütün şehrin yıkıldığı bu depremde Melisa da enkaz altında kalmıştır. Zavallı küçük Melisa keşke enkaz altında kalmasaydı. Eminiz ki çok korkmakta. Deprem bölgesine hemen arama kurtarma ekipleri gelmiştir ve göçük altında kalanları aramaya başlar. Bu süre içerisinde küçük Melisa sıranın kendisine gelmesini beklerken ne yapmalıdır? Çığlık atarak yardım istemeli. Çakmak yakıp yerini belli etmeye çalışmalı. İmkanı varsa ağzını bir tişört yardımıyla kapatmalı. Yakınında bulunan metal bir cisme vurmalı. Dışarıya çıkmak için çabalamaya çalışmalı. Çığlık atarak yardım istemek, göçük altındaki oksijeni azaltacak ve işlerin daha da kötü duruma gelmesine neden olacaktır. Çakmak yakmakta zehirli gaz sızıntısı varsa tehlikeli olur. Dışarıya çıkmak için hareket etmesi, yerinin tespit edilmesini engelleyebilecektir. Eğer ki küçük Melisa'nın imkanı varsa, ağzını tişörtle kapatarak yakınında bulunan metalle bir cisme vurmalı. Böylelikle hem yeri tespit edilecek hem de ağzına toz kaçması önlenecektir. Bu iki şıktan birini seçtiyseniz tebrikler. Bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Göçük altından hiç yara almadan kurtulan Melisa çok korkmuş ve yaşadığı bu şehirden başka bir şehre yerleşmeye karar vermiştir. Yerleştiği bu şehrin geçim kaynağı ise arıcılıktır ve bu şehirde doğal ve yapay şekillerde birçok arı kovanı bulunmaktadır. Melisa bir gün ağaçlardan meyve toplarken bir arı kovanını yanlışlıkla rahatsız etmiş ve arılar saldırganlaşmıştır. Bu durumda Melisa bu arılardan nasıl kurtulmalı? Olabildiğince hızlı bir şekilde düz olarak kaçmalı. Kaçarken yakınlarda nehir, göl gibi bir su birikintisi varsa suyun altında saklanmalı. Çantasını karıştırarak yanında böcek ilacı varsa arıların üzerine sıkmalı. Herhalde normal insanlar gibi Melisa da yanında böcek ilacı taşımadığı için bu seçeneği baştan elememiz gerekli. Bilinenin aksine su altında saklanmak da iyi bir fikir olmayacaktır. Çünkü arılar suyun üzerinde bekliyor olacaklar ve Melisa suyun dışına nefes almak için çıktığında onu sokacaklardır. Bu yüzden de en mantıklı seçenek düz olarak arılardan kurtulana ve bir sığınak bulana kadar koşmak olacaktır. Kendisine saklanacak bir yer bulan Melisa bu saklandığı yere girince etrafın çok karanlık olduğunu fark etmiştir ve çakmağını çakarak ortalığı aydınlatmaya karar verir. Ancak o da ne? Evde bir anda yangın çıkar. Sanırız ki evde bir gaz sızıntısı vardır ve bu yüzden de ev boştur. Neyse, şu an ilgilenmemiz gereken konu evi saran bu yangın. Peki şimdi Melisa ne yapmalı? Evin içerisinde bulunan camı kırarak kendisinin hava almasını mı sağlamalı? Yangın tüpünü alarak alevlerin üst ve orta kısmına mı sıkmalı? Yoksa kıyafetleri yanlışsa yerde yuvarlanarak bu kıyafetleri mi söndürmeli? Süreniz başladı. Evin penceresini kırarsa eve daha fazla oksijen girecek ve yangının alevlenmesine neden olacaktır. Yangının üzerine yangın tüpü sıkmak da fayda etmez. Çünkü yangın tüpünü alevlerin temeline sıkmalısınız ki böylelikle de daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Size vermiş olduğumuz şıklardan en iyisi Melisa yanan kıyafetleri varsa onları söndürmeye çalışmalı. Eğer yoksa da yangın tüpünü alevlerin temeline sıkmayı deneyebilir. İki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla videomuza devam edeceğiz. Sevimli ineğin bulunduğu bu görseller arasında 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu iki resim arasındaki 5 farkı bulabilir? Süreniz başladı. İki resim arasındaki farkları sizin için gösterdik. Peki bunu bulabilmiş miydiniz? İki görsel arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla videomuza devam edeceğiz. Bakalım bulabilecek misiniz? İşte iki resim arasındaki bulunması gereken farklar burada.
Fast food ve meyvelerin bulunduğu bu resimde ise yine çeşitli farklar bulunmakta. Peki kimler bu farkları bulabilir? 10 saniyelik süreniz başladı. İki görsel arasında bulmanız gereken 6 fark işte burada. Bu iki görsel arasında da 7 tane fark bulunmakta. Bu 7 farkı bulmak için süreniz başladı. Dilerseniz videoyu durdurarak bu farkları bulabilirsiniz. İşte sizlere bu farkların nerelerde olduğunu gösterdik. Genel kültür sorularıyla videomuza devam edeceğiz. Bakalım kimler bu sorulara doğru cevaplar verebilecek. Coğrafi bilgilerinize başvuracağınız soruyla videomuza devam edeceğiz. Peki gece ve gündüz eşitliğine ne ad verilir? Dönence mi, tutulma mı, ekinoks mu yoksa paradoks mu denir? Gece ve gündüz eşitliğine ekinoks denmekte. Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk nedir? Mavi mi, sarı mı, yeşil mi yoksa kırmızı mı? Süre başladı. Sizce bu renk nedir? Gökkuşağının ortasındaki renk yeşildir. Her 100 yılda 7 santimetre yere yaklaşan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmekte? Batı mı, kuzey mi, güney mi yoksa doğu mu? Her 100 yılda 7 santimetre yere yaklaşan Pisa Kulesi güneye doğru eğilmekte. Sağlıklı bir insanın vücudunda kaç tane kemik bulunur? 206 mı, 308 mi yoksa 509 mu? Süreniz başladı. 10 saniyede doğru yanıtı vermelisiniz. Sağlıklı bir insanın vücudunda 206 adet kemik bulunmakta. İlk futbol oyunu hangi ülkede oynanmıştır? Bu ülke Amerika mı, Japonya mı yoksa Çin midir? Süre başladı. İlk futbol oyunu Çin'de oynanmıştır. Peki kimler bu genel kültür sorularına doğru yanıt verebilmişti? Bu sorumuzda ise sizlere kırmızı, mavi ve turuncu çiçeklerin bulunduğu bu resmi vereceğiz. Peki kimler her bir çiçeğin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir? Kırmızı 20, mavi 5, turuncu çiçeklerse bir değerine sahip. Bu çiçeklerin hepsini topladığımızda 26 çıkmakta. Şimdi ise sizlere kız çocuğu, ayıcık, çiçek ve balonların bulunduğu bu resmi veriyoruz. Sizlerden bu resimde verilen her bir şeyin değerini ve son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Kek, dondurma, pizza parçası ve donutun bulunduğu bu resimde bu yiyeceklerin değerini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemler yapıldığında kek 1, donut 1, pizza 3 ve son olarak da dondurma 3 değerine sahip. Şimdi ise sizlere bir kübün açık şeklini vereceğiz ve sizlerden bu kübün kapalı halini bulmanızı istiyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz?
Kübün kapalı hali B şıkkındaki gibidir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 kişi duş almakta. Bu kişilerden birisi klondur ve peki resme daha dikkatli bakarsanız klon olan kadını bulabilir misiniz? Bakalım bulabilecek misiniz? Klon olan kadın ortadaki bu kadındır. Resme daha dikkatli bakarsanız ortadaki kadının elindeki tuhaflığı fark edecek ve bu kadının klon olduğunu anlayacaksınızdır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.